bilgili ve deneyimli olmalı. Yönetsel sağlık kurumları adil olmalı, talepler en kısa sürede değerlendirilmeli, hekimlerin ve sağlık personelinin eğitim ve kariyer ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, planlamalarını sağlık çalışanlarının fikir ve görüş önerilerini değerlendirerek uyum içinde çalışmalıdır. Teşekkürler. Bizi buraya getiren, besleyen, büyüten, ilmeği geçen herkese dinleyen. Aile hekiminde kalitenin geliştirilmesi sunumları bitti. 5 arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, diğer grup arkadaşlarına da. Katkınız, ilaveniz, soracağınız bir şey var mı acaba? Kalitenin geliştirilmesiyle ilgili. Yok. Peki. 4. grubumuz aile hekimliğinde kanıta dayalı tıp uygulamaları. Hoş geldiniz. Bugünkü sunumumuzda ilk önce dikkat edeceğimiz husus hızlı olmak, çabuk bitirmek. Çabuk Mesut. Konumuz kanıta dayalı tıp. Grubumuzun adı kanıt peşinde. Grubumuzun elemanlarını görüyorsunuz, birlikte hazırladığımız. Ben Kenan Bey, Özlem Hanım, Günay Bey, Cüneyt Bey, danışmanımız Necati Bey. Allah Allah. Yoğun çalışma esnasında. Reklama girdik. Hafızanızda görüntü olarak da yaratmak istedim. Sadece isim olarak değil. Biz de öyle onar edelim. Nasıl? Beğendin mi? Bu sunumdaki amacımız... Önce gösteri yapmak. Ondan sonra sizlere hasta tanı ve tedavisinde tüm literatürü etkin olarak kullanabilmek için gerekli ön bilgiyi kazandırmak. Öğrenim hedeflerimiz. Kanıta dayalı tıbbın felsefesi hakkında bilgi sahibi olmanız. Farklı araştırma tiplerini ve verilen kanıtların hiyerarşisini tanımlayabilmeniz. Buraya kadar katkısı olan... Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Mesut Bey biraz yoğun anlattı. Dikkatiniz dağılmıştır. Ben şöyle dikkatinizi biraz yapmak için kısa bir ara. Bir doktor fıkrası anlatayım ben size ilgisi. Anlat dedi, duydunuz. Şimdi aile hekimi... Kırsaldan gelen bir bayan hastasını, menopozdaki bayan hastasını jinekolojik muayene yapar. Muayeneden sonra ilacını yazmak için